Eğer bir diyen ve bir dienofil aynı molekül içinde bulunuyorsa bu molekül intramoleküler yani molekül içi bir Diels-Alder tepkimesine girebilir. Şimdi sol taraftaki bu molekül sağ taraftaki ürünü oluşturmak için intramoleküler bir Diels-Alder tepkimesine giriyor. Tabii fark ettiğiniz üzere ürünümüzde iki halka oluştu. Oldukça ilginç bir tepkime. Yapmamız gereken ilk şey DNA'mizi ve DNA bulmak olacak. Sol tarafta DNA'miz yer alıyor. Şimdi burada yer alan pi elektronlarını işaretleyelim. Kırmızıyla işaretlediğim bu pi elektronları DNA'nin bir parçası. Üste yer alan bu mor pi elektronları da aynı şekilde. DNA fil ise sağ tarafta yer alıyor. DNA filin bir parçası olarak burada yer alan bu pi elektronlarını da mavi yapalım. Evet ilk önce bu iki halkanın nasıl oluştuğunu gösterelim ve şimdilik steryo kimyayı düşünmemize gerek yok. O zaman bu iki halkanın oluşmasına sebep olan 6 pi elektronunun hareketine bir bakalım. Kırmızı pi elektronları buraya gelerek bu iki karbon arasında bir bağ oluştururken mavi renkteki pi elektronları ise buraya hareket etti ve bu kez bu iki karbon arasında bir bağ oluşturuyor aslında gerçekte birbirlerine çok daha yakınlar. Ve son olarak mor pi elektronları da buraya aşağıya geçiyor. Evet şimdi şuraya sikloheksen halkamızı çizerek başlayalım. Halkamız şöyle. Kırmızı elektronlar şuradaki bağ oluştururken mavi elektronlarsa şurasını oluşturuyor. Ve mor elektronlarsa bu bağı oluşturuyor. Şimdi bu karbonlara neyin bağlı olduğuna bir bakalım. Evet bu karbona başlayacak olursak ürünümüzde şu karbon oluyor. Dolayısıyla burada bir CH2 ve ardından bir oksijen olmalı. Hemen altına şunları ekleyelim. Evet şu şekilde. Şimdi bu karbona bir bakalım. Aslında renk değiştirsem daha iyi olacak. Mavi yapalım. Bu karbon ürünümüzde şu karbon oluyor ve buraya da bir karbonilin bağlı olduğunu ve az önceki oksijene ulaştığımızı görüyoruz. O zaman şuraya önce karbonilimizi ekleyip ardından bu oksijene doğrudan bağlayalım. Evet, şimdiden bu iki halka ortaya çıkmış oluyor. Bir diğer karbona geçecek olursak bunu da yeşil yapalım. Buraya bir metil grubunun bağlı olduğunu görüyoruz. Diğer tarafa ise karboksilik asit bağlı. Evet, bunu da yine stereokimyayı düşünmeden çizelim. Burada metil grubumuz, şurada ise karboksilik asidimiz CO2H var. Ve son olarak bu karbona bir bakalım. Sarı rengi yeniden kullanabiliriz bence. Evet bu karbona da doğrudan bağlı bir metil grubu mevcut. Onu da şöyle buraya ekleyelim. Böylece bu iki halkanın oluşumunu görebiliyoruz. Yapmamız gereken bir sonraki şey buradaki ürünümüzde gördüğümüz stereokimyayı hesaba katmış olacak. Burada da yazılı olduğu gibi bu bir endo ürünü. Tabi endo ürünü olduğundan burada bir endo yaklaşımı olması gerekiyor ve bunu daha önceki videolarda konuşmuştuk. Evet şimdi eğer bu bizim dienofilimizse burada bulunan bu karbonillerin diene doğru işaret etmesi gerekir. Öyleyse şimdi endo yaklaşımını daha iyi görselleştirmek için model setini nasıl kullanacağımızı görebileceğimiz bir videoya göz atalım. İşte molekülümüz. Şimdi bu bağ etrafında molekülü döndürerek dien ve dienofilimizi birbirine daha kolay yaklaştırabileceğiz. Evet şimdi karbonillerimiz diene doğru işaret ediyor. İşte bu endo yaklaşımı. Şimdi böyle tuttuğum için artık diyen ve dienofili görebiliyoruz. Sol tarafta videoda gördüklerimizin bir görseli bulunuyor. Şimdi bu karbonla bu karbon arasında bir bağ oluştuğunu biliyoruz. Bu yüzden buraya kesikli bir çizgi çizeceğim. Bu arada burada gösterilen üründe CH2'nin olduğu yerde aslında reaktifin alt tarafından gelen bir ester yani köprü görevinde bir oksijen olmalıydı. Sağdaki görselse ürünümüzün bir görseli bu karbonla şunun arasında oluşan bağ işte burası. Yukarıdaki çizim üzerinde de gösterecek olursak tam şu bağdan bahsediyoruz. Tabii bu karbonla şuradaki karbon arasında başka bir bağ da mevcut. Bu yüzden buraya da böyle bir kesikli çizgi çizeceğim. Ürünümüzde ise tam şurası oluyor. Onu da şöyle bir belirginleştirelim. Tabi bahsettiğimiz bu mavi bağ çizimimizde de şurası oluyor. Evet şimdi diyenin stereo kimyasına bakalım. Diyenimiz şurası. Önce şuralara hidrojenlerimizi koyalım. Bu iki hidrojen iç sübstituentler ve iç sübstituentlerin yukarıya doğru baktığını biliyoruz. Şimdi bu iki hidrojeni görselde bulacak olursak işte buradalar. Ürünümüzde ise bu iki hidrojen düzlemde yukarıya doğru bakıyor. Yani eğer molekülümüze bu yönden bakacak olursak bu iki hidrojen bize dönük. Çizimde ise bu iki hidrojenlerden biri şöyle kama üzerinde bize dönük çizilmiş durumda. Ve bu karbona bağlı bir diğer hidrojen daha olacak. Onu da şöyle kama üzerine çizelim. Böylece düzlemde bize dönük olan diğer hidrojenimiz de bu şekilde oluyor. Dış süpsütüentler ise aşağı doğru bakıyor olacak. Bu kez de mavi rengi kullanayım. Şurada duran metil grubumuz bir dış süpsütüent. CH2 de aynı şekilde. Görsele bakacak olursak metil grubumuz işte şurada. CH2 ise tam burada yer alıyor. Ürünümüzde ise bu ikisi bizden uzaklaşıyor. Aynı şekilde CH2 de öyle. Üründe ise metil grubumuz ve CH2 bizden uzaklaşıyor. Evet, şimdi dienofilimizin stereokimyasına geçelim. Şimdi buraya bir çizgi çizip bu çift bağın her iki tarafında yer alan yapıları analiz edeceğiz. Önce sol taraftakilerle başlayalım çift bağın sol tarafında bir karboksilik asidimiz var ve şurada da bu karbonil mevcut. Tabi burada karbonili görmek zor ama arkada yer alıyor. Karboksilik asidimiz ise şuradaki kırmızı atom. Böyle yapınca model setinde görülmesi daha kolay. Çizginin sol tarafındaki bu ikisi nihayetinde aynı tarafta yer alacak. Tabi bu ikisinin aşağı doğru bakacağını biliyoruz. Ürünümüze bakacak olursak karboksilik asidimiz işte burada. Aşağı doğru bakıyor ve bizden uzaklaşıyor. Ardından karbonile uzanan bu bağ da düzlemde bizden uzaklaşıyor. Şimdi bu ikisini ürünümüzün çiziminde bulalım. Karbonilimiz burada ve bizden uzaklaştığını kesikli çizgilerden dolayı görebiliyoruz. Karboksilik asidimiz ise tam şurada. O da aynı şekilde kesikli çizgiler üzerinde yani bizden uzaklaşıyor. Ve nihayetinde bu ikisi halkada aynı tarafta olup bu durumda aşağıda yer alıyorlar. O zaman şimdi çift bağımızın sağ tarafında neler olduğuna bir bakalım. Tabii burada bir hidrojen olacak. Aslında farklı bir renk seçeyim daha iyi olur. Şimdi çift bağımızın sağ tarafında burada bir hidrojen, şurada ise bir metil grubumuz var. Görselde de metil grubu şurası. Sarı atom olarak gösterdim. Hidrojense tam şurada. Tabii sağ tarafta yer alanlar da aynı tarafta olacak ve son ürünümüzde yukarıya doğru bakacaklar. Şimdi buradaki ürünümüze bakacak olursak bu hidrojen yukarı doğru bakıyor. Metil grubunu görmek biraz zor ama molekülün yönünü değiştirirseniz aslında yukarıya doğru baktığını görebilirsiniz. Çizimde gösterecek olursak bu ikisi düzlemde yukarı doğru bakıyor. Hidrojen burada ve metil grubumuz da tam şurada. Yani çift bağın sağ tarafında kalan yapılar yukarı doğru bakarken sol taraftaki yapılar da aşağı doğru bakıyor. İşte endo yaklaşımı dediğimiz şey de bu.